Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak her daim hayırda buluştursun hepimizi inşallah. Hasret olgunlaştırır. İlmel yakin ise hasret acıtır. Aynel yakin ise hasret kelebeğin bilmek için güneşe gitmesi gibidir. Hakkel yakin ise ne kanat bırakır ne düşünce. Cümlesini açıklayınız. Açıklayamayız, bizi aşar mı? Allah iyisin inşallah. Hasret neye hasret? Evet, yani normalde hasret insanı olgunlaştırır da neye hasret insanı olgunlaştırır? Eğer hasreti Allah'a ise o kimsenin, evet o kimse ilmel yakin noktasında, aynel yakin noktasında, hakkel yakin noktasında olgunlaşmanın sonu yok. O zaman o perdeden perdeye, perdeden perdeye geçer. Ama bu hasret eğer Allah'a değil ise, o zaman aşık olduğu şeye karşı olgunlaşır o kimse. Neye hasret çekiyorsa, bu çok su götürür. O yüzden hasreti bilmeyenlere hasret anlatmak zor bir şeydir. Bir kimsenin hasreti anlayabilmesi için hasret çektiği bir şey olması gerekir. Biz şimdi hepimize, herkese teker teker sorsak niye hasretsiniz diye, herkes diyecek ki ben Allah'a hasretim. Bu işin ucuz edebiyat tarafı. Allah, ben de çok basit bir şey söyleyeceğim. Allah'a hasretlik çeken kimse haram işler mi? Allah'a hasret olan farzı terk eder mi? Hasret çünkü sevginin tecelliyatıdır. Bir kimse severse sevdiğine karşı özlem duyar. Özlem duyduğu için hasret çeker. Hasret çünkü ulaşamamaktan kaynaklanır. Vuslata erememekten kaynaklanır. Vuslata o kimseyi koşturacak olan duygu ise sevmektir. Sevip kavuşamamaktır. Aşk sevip kavuşamamaktır. Ona kimse aşkın kendi içerisindeki ayrı bir sıfatıdır hasret, özlem, şevk. Bu aşkın kendi içerisindeki sıfatıdır. O yüzden normalde bu tip sözleri sorarken veya anlatırken bir kimsenin hasret duygusunu anlaması lazım. Hasretin bir veçesinden daha girebiliriz. Çok veçesinden gireriz de bir veçesinden daha da girebiliriz. Mesela bir kimse gördüyse, aşık olduysa, ondan uzaklaştıysa, uzak durduysa ona da hasret çeker. O zaman hasrete hangi veçeden bakacağız ki? Mesela Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevi'nin başında dinle, nasıl şikayet etmekte ayrılıktan der. Ve ayrılıktan dediğinde birden bir olandan veya bir alemden, bir mekandan, bir boyuttan başka bir boyuta geçip o boyuttaki haline hasret çeker. E şimdi bir kimseye desek ki kopup geldiğin yerden haberin var mı? Bir kimseye desek ki sürgününden haberin var mı? İlk sürüldüğün yer neresiydi? Son sürüleceğin yer neresi? Gördün mü? Yaşadın mı? İdrak ettin mi? Yürü geriye doğru, ana rahmini yaşadın mı?
geriye doğru yürü. Sperm halini yaşadın mı? Geriye doğru yürü. Babanın belini, annenin yumurtasını gördün mü? Geriye doğru yürü. Seni normalde maddeden manaya doğru geçirecek. Geriye doğru gidersen, daha da geriye doğru gidersen, kopup geldiğin ruhlar alemini göreceksin. Gördün mü? Neyin hasreti o zaman? İleriye doğruysa âlâ. Cenab-ı Hak bize bir estantene anlatıyor. Son nefesini gördün mü? Kabir hayatını gördün mü? Kabirden sonra mahşere çıktın mı? Mahşerden sonra hesabın kitabın görüldü mü? Görüldükten sonra nereye gittiğini gördün mü? Eğer gidiş noktasında sonunu gördüysen, hadi ona da hasret çekeceksin. O zaman bizim çekmiş olduğumuz hasretler, çok özür dilerim ama, yani öyle derinlemesine tecelliyat değil. Hasret dedi, adı hasret ama bizde de. Adı özlem ama bizde de. Hasret çekiyoruz hepimizde. Hepimizde. Hasret çektiğimiz her şeyi bırakıp gidiyoruz. Bırakıp gidiyoruz, bıraktık geldik. Ve Beytullah'a baktım, dedim ki ya bu insanoğlu ne kadar vefasız dedim sana karşı. İbrahim Aleyhisselam'dan beri biz hesaplayalım 3000 yıl olsun, 4000 yıl olsun. 4000 yıldan beri insanlar tavaf ediyorlar, öyle değil mi? Hacer el Esved'i öpmek için birbirlerini eziyorlar. Kaç gün? Orada kaldı 10 gün, 15 gün. Ne vefasızız, öyle değil mi? Çekip gidiyoruz bırakıp. Ağladığımız, gözyaşı döktüğümüz, duvarına tutunduğumuz, örtüsüne büründüğümüz, ona ellemek için nice Müslümanları ezdiğimiz, başını gözünü kanattığımız, zulmettiğimiz, iteklediğimiz, vurduğumuz, kakmakladığımız, hakkına tecavüz ettiğimiz, niçin? Dokunmak uğruna. Bir dokunayım diye yaptığımız şeyi veya o objeyi bırakıp gidiyoruz. Desem ki şimdi herkes Beytullah'a hasret mi? Herkes hasret. Ben de dahil. Herkes Medine-i Münevvere'ye hasret mi? Evet, hasret, ben de dahil. Kaç günlük hasretimiz? Eğer hasretsen, burada da orada da önemli değil. Evet. Yani burada biz hasrete ilmel yakin, aynel yakin, hakkil yakin derecesinde anlatmaya çalışalım. Değil, önce hasreti anlayalım. Bizim hasretimiz ne? Kendi kendimize, gönlümüze soralım. Niye hasret çekiyorsun? Niye özlem duyuyorsun? En çok sevdiğin ne? İnsan çünkü en çok sevdiğine hasret çekecek. En çok sevdiğine özlem duyacak. Biz baksak, kendi kendimize sorsak, niye en fazla hasret çekiyoruz, niye fazla özlem duyuyoruz diye, o zaman bizim anatomimiz de çıkacak zaten kendi içerisinde. Duygu anatomisi.
Ama eğer onu sormuyorsak kendimize, gerçek manada kendi kendimizi hesaba çekmiyorsak, o zaman ilmel yakın, aynel yakın hasretle alakalı sıkıntılar var. Bayanların akşam namazından sonra sokağa çıkması ve çalışması ile ilgili bilgi verir misiniz? Bayanların dışarı çıkması emniyetle alakalıdır. Eğer bir yerde anarşi var ise, terör var ise, akşam namazından sonra sokağa çıkmakta bu noktada emniyet açısından bir sıkıntı var ise, bayanların karanlıkta sokağa çıkmaları caiz değildir. O zaman bayanların tek başına yolculuk yapmaları da caiz değildir. Emniyet söz konusuysa gündüz bile kadının tek başına dışarı çıkması caiz olmaz. Emniyet söz konusuysa. Emniyet söz konusuysa bir erkeğin dahi dışarı çıkması caiz olmaz. Bayanların tek başına ama mukim oldukları, oturdukları şehirde sokağa çıkmaları ama başka bir şehre hicret, yolculuk yapmaları emniyet, yol emniyetiyle alakalı. İslam fıkıhçıları sahabeden günümüze kadar Hanefiler, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler genelde emniyeti önde tutmuşlar. İmam-ı Azam Hazretleri bir kadının yanında mahremi olmaksızın 83 kilometre uzaklığa gitmesini caiz görmemiş. Şafii, Maliki, Hanbeli uleması ise yol emniyeti var ise bunu caiz görmüş. Burada İmam-ı Azam Hazretleri de yol emniyetiyle alakalı kaygılarından dolayı bu şerhe düşmüş. Mesela esir alınan bir kralın, bir padişahın kızını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri başına asker koyaraktan onu geri göndermiş. Yol emniyetini aldırmış onun. O yüzden normalde yol emniyeti söz konusudur. Yol emniyeti var ise o zaman bir kimsenin, bir kadının gece dışarı çıkmasında bir beis olmaz. Bir hadis-i şerif vardır, enteresandır. Mehdi aleyhisselam ve ahir zamanla alakalı hadis-i şeriftir. Ahir zamanda öyle bir zaman gelecek ki bir kadın işte filanca yerden fişmanca yere kadar tek başına seyahat edecek ve emin bir şekilde başına hiçbir şey gelmeyecek diye hadis-i şerif var. Demek ki öyle bir eminlik kuracaksınız siz. Öyle bir emniyet teşkilatı ve emniyet düşüncesi oluşturacaksınız. Sizin kadınlarınız ve kızlarınız emniyet içerisinde hem sokağa çıkacaklar hem de bir şehirden bir şehire yolculuk yapacaklar. Bunun için toplumun bilinçlenmesi, şuurlanması, haram helal duygusunu öğrenmesi, zulümle masum noktanın öğrenilmesi, öğretilmesi artı devletin de çok iyi bir şekilde emniyet tedbirlerini alması gerekir. Siz ne kadar eğitirseniz eğitin, şeytana uyan, şeytanın vesvesesine kanan, nefsine uyan insanların olması hep ihtimal içindedir. İhtimal dışında değildir. O yüzden devlet insanların canını, ırzını, malını, dinini, aklını korumakla mükelleftir. O devlet ancak bunları koruduğu zaman devletlik mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Emniyet bu manada sağlanırsa şayet, o zaman bir kadının sokağa çıkmasında bir beis olmaz. Kaç olursa olsun saat. Eğer emniyet söz konusu değil ise o zaman cehalet orada kol geziyordur. Cehalet kol geziyorsa orada birinci derecede sorumlu olan Müslümanlar, ikinci derecede devlettir. Birinci derecede niçin Müslümanlar sorumludur? Din onlara emniyeti sağlama vazifesi verir. Bu da nasihatledir. Siz insanlara Kur'an, doğru Kur'an ve sünnet bilgisi vererekten insanların nefislerini terbiye etmelerine, öğretir,
onları bu noktada eğitir, onları bu noktada nasihat ederekten nefislerini terbiye etmelerini sağlarsınız. Ve böylece yolda yalnız giden bir kadını laf atma veyahut da başka düşünceler içerisinde değil, koruma anlayışı ve düşüncesinin içerisine girersiniz. Eğer siz dışarıda nasıl giyinirse giyinsin, hangi düşünceye sahip olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun, bir kadını bu noktada tehlikelerden korumayı düşünürseniz kendi içinizde ve bununla alakalı bir şey olduğunda bununla alakalı hareket ederseniz, siz Allah'ın emrini yerine getirmiş, aynı zamanda en iyi bir Müslüman, İslami bir amel işlemiş ve en iyi bir insani noktada durmuş olursunuz. Ama bir kimse yalnız dolaşan, yalnız giden bir kadını başka gözle bakarsa en büyük günah kebari işlemiş olur. Bu eğitimi vermezse toplum, bu eğitimi almazsa toplumun bireyleri, emniyet ortadan kalkar. Bir yerde emniyet ortadan kalkarsa orada her şey ortadan kalkar. Bakın, her şey ortadan kalkar. Her şey. Bir yere anarşi hakimse orada hiçbir şey kalmaz. Orada şeytan ve şeytanlaşmış insanlar kol gezerler. İslam anarşiyi kabul etmez. Asla. Bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke döneminde azken veya çokken, hiç önemli değil, hiçbir zaman anarşiye fırsat vermemiştir. Hiçbir Müslümanın Mekke döneminde bireysel bir eylem yaptığını göremezsiniz. Medine döneminde hiçbir Müslümanın bireysel bir eylem yaptığını göremezsiniz. Hiçbir Müslüman ne Mekke'de ne Medine'de din adına kendi kendisine bireysel eylem yapıp herhangi bir kimseyi öldürdüğü, yaraladığı, katlettiği görülmemiştir. Ebu Zer Gıfari gider Mekke'de müşriklerin yüzüne karşı İslam'ı tebliğ eder, müşrikler döver onu. Hazreti Abbas Efendimiz kurtarır. Yanılıyor olabilirim. Ya Hazreti Hamza olacak ya Hazreti Abbas olacak. İkinci gün yine aynı şeyi yapar. Bu sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onun kendi kavmine, kendi köyüne gönderir. Onun ferdi bir şekilde müşriklerle böyle cedelleşmesine müsaade etmez. Hani var ya canlı bombalar, şunlar bunlar, böyle işte Müslümanı katletme, öldürme filan. Var ya şimdi işitti bir sürü şeyler çıkarıyorlar ya. Yok İslam'da. Siz birey olarak da birisini gidip katledemezsiniz. Yok İslam'da. Siz gidip birisinin evini, dükkanını, osunu busunu yağmalayamazsınız, yakamazsınız. Yok İslam'da. Yok. Din adına bunları yapamazsınız. Yok. 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 Ama çıkarıyorlar. Allah bizi affetsin. Nerede kalmıştık? 430. Evet, Cenab-ı Hak nasip etti. Hacca gittik geldik. Amin inşallah. Cenab-ı Hak hepinize nasip etsin. Tabii bugünkü şartlarda ancak 8 yıl sonra nasip olacak. Eğer yazılırsanız. Bu büyük bir handikap. Burası da ayrı bir şey. Yani bir de Diyanet Vakfı'na haccın bağlanması ayrı bir mesele. Bunların Türkiye'de artık konuşulması lazım. İslam dünyasında bunların konuşulması lazım. Bunlar konuşulmadıkça kangren haline geliyor. Yani sıra bekleyenler var. 8 yıl boyunca sıra bekleyecek. Öbür tarafta 8 bin euroyu verirsen sıra mıra yok.
Bastır 8.000 euroyu, yarın hacca git. Sıra mıra yok. 8.000 euro ve üstü. Programlar var tabii. Diyanetin dizayn ettiği, düzenlediği 15.000 euroluk, 20.000 euroluk, en altı 8.000 euroluk VIP hacılar var. Tabii yani Mekke'nin de etrafına kocaman kocaman gökdelen lüks oteller yapılınca onları dolduracak lüks hacılar da lazım. İslam dünyası ne yazık ki her şeyini kaybetmiş vaziyette. Yani Beytullah'a gittiğinizde sakın Kabe'yi göreceğinizi düşünmeyin. İçinde dahi otursanız tam net olarak göremiyorsunuz. Bir tane bir demir yığını, bir tavaf alanı uydurmuşlar. Onu görüyorsunuz. Yani sakın Beytullah'ta hür olacağınızı düşünmeyin. Ben Beytullah'ın dahi esir olduğunu düşünüyorum. Mescid-i Aksa esir ya. Mescid-i Aksa Yahudilerin esiri. Bütün ümmet gözünü Mescid-i Aksa'ya döndürmüş. Beytullah'ı görmüyor. Ve hacca giden Müslümanlar Beytullah'a gitmenin, Beytullah'ın değil, oraya gitmenin sarhoşluğundan ve zevkinden, ne olup ne gittiğinden habersiz. Beytullah'ın manevi halinden de habersiz. Müslümanlarda ne yazık ki büyük bir çoğunluğunda şu var. Onun Beytullah'a gitmesi lazım. Onun Beytullah'a gitmesi lazım. Oradaki hal, hareket, oradaki tavır, davranış, oradaki öz yok, onu aramıyor kimse. Yok. İslam dünyası da sessiz, Beytullah Suudilerin işgali altında. Beytullah, tekrar bunun altını çiziyorum. Suudilerin işgali altında. Beytullah'ın Suud işgalinden kurtarılması lazım. İşgal altında Beytullah. O bütün Müslümanlara vaat edilmiş olan, 1400 yıldan beri Müslümanların vaat edilmiş yeri olan ve kıyamete kadar bütün Müslümanım diyenlerin hakkı olan yer, Suudilerin işgali altında. İşgal. Bu konuda zaman zaman bu meselelere dokunacağım inşallah fırsat olursa. İslam dünyasının uyanıp kendi kıblegahlarını işgalden kurtarması lazım. Tabi Müslümanlar da kendilerinin üzerindeki işgaliyete son vermesi lazım. Sakın Beytullah'ı hür olarak görmeyin. İşgal altında Beytullah. Bunu böyle hamasi bir nutuk olarak görmeyin. Bu noktada içim kan ağlıyor. Eğer horlanmak istiyorsanız, iteklenip kakaklanmak istiyorsanız, Suud polisinin kötü davranışına maruz kalmak istiyorsanız, bunlara susacaksanız, adamların Beytullah ve etrafındaki bizim
tarihimizi yok etmesine, susacaksanız, göz yumacaksanız, yarın öbür gün adam Beytullah'ı da yıkacak. Kafasına göre bir Beytullah yapacak oraya. Yol bulabilen hacca gitsin, emri yerine getiremezsiniz, mümkün değil. Beytullah işgal altında, Müslümanlar da işgal altında. Gidemezsiniz hacca. Gidemezsiniz. Hacca gidebilmeniz için Diyanet Vakfı'ndan izin almanız gerekir. Diyanet Vakfı'ndan izniniz yoksa hacca gidemezsiniz. Bugün şeyde haçta arkadaşlara söyledim. Ya Amerika'ya gitmeyi örneğin işte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlasa, Milli Eğitim Bakanlığı bir vakıf kursa, Amerika'ya gidecek olanların bütün işlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın vakfı organize etse olmaz mı? Madem hacca gidenlerin bütün organizasyonunu Diyanet Vakfı yapıyor, devletin bir kurumu değil. Millete siz kandırılıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki Diyanet bizi hacca götürüyor. Hayır. Diyanet Vakfı sizi götürüyor. Yani devletin bir kurumu turizm şirketi mi? Bunlar konuşulmayan şeyler. Ben konuşacağım. Yine benim pasaportum geri dönecek. Hiç önemli değil pasaportumun geri dönmesi Suudlulardan. Aynı şey Diyanet için de geçerli. Diyanet için de geçerli. Ben şimdi buradan çağrı yapsam 120 bin kota var değil mi? 130 bin kota var. 8'e katladığınızda ne yapıyor bu? Kaç? 960 bin. Yani 1 milyon kişi değil mi? 1 milyon kişi haç sırası bekliyor değil mi? Evet. Şimdi desem ki ey 1 milyon kişi alın pasaportlarınızı elinize gidin Suudi konsolosluğuna. Kardeş ben haç vizesi istiyorum. Aslında vize alma ihtiyacımız da yok bizim topraklarımız. Bütün Müslümanların toprakları. Suud'un oraya vize verme hakkı da yok. Ben Riyad'a gideceksem bana izin versin. İzin vermiyorsa girmeyeyim Riyad'a. Zulmün son perdesi yaşanıyor. Zulmün son perdesi. Siz bütün yolları açsanız, kolunuzda Diyanet'in damgası yoksa Arafat'a giremiyorsunuz. Arafat'ın etrafını tel örgülerle çevirmişler. Açık hava hapishanesi gibi. Yolları da koymuşlar, o yollardan mecbur geçeceksiniz. Yani kalkıp da siz böyle ben dağdan aşıvereyim, sakın ha öyle bir şey yok. Ve eğer sizde Diyanet'in vizesi yoksa, Diyanet'in damgası yoksa sizi Arafat'a çıkarmıyor Suud. Bitti. Kaçaksınız. Hani büyük şair demiş ya öz vatanında parya. Yüzüsü çok süründün ayağa kalk Sakarya. Siz kendi vaat edilmiş kutsal topraklarınıza elinizi kolunuzu sallaya sallaya gidemezsiniz. Hür değilsiniz. Oraya gitmeye ulaşsanız dahi Arafat'a çıkamazsınız. Hür değilsiniz. Oraya gittiğinizde dahi sizi itekleyip kakaklayacak, size yön ve dizayn edecek, size sistem öğretecek, size tepeden bakacak, sizin eşinizi yanınızda savutturacak, eşinizi iktirecek, sizi iktirecek,
İstediği zaman kapıları kapatacak. İstediği zaman herhangi bir ibadet bölümünü engelleyecek. İstediği zaman istediğini yapacak bir Suud yönetimi var. Size şunu anlatamayacağım. Beytullah'a bir baktım, şu nurda göründü. Bunu anlatmayı çok isterdim. Ama yok. Kesin kat'i olarak şunu söylüyorum size. Beytullah işgal altında. Suudların işgal altında. Ve bütün bu işgali destekleyen bütün organizasyonlar da bundan sorumlu. Beytullah'a gittiğinizde demir ve beton yığını göreceksiniz. Gidenler biliyorlar. Beytullah'ın etrafı gökdelen otellerle sıralı. Beytullah'a ne taraftan bakarsanız bakın, hemen Beytullah'ın arkasında kocaman bir gökdelen görüyorsunuz. Bir tarafını Zemzem Tower, bir tarafını işte Hilton, bir tarafı bilmem ne, bir tarafı ne o, kralın sarayı. Beytullah'ın etrafı saray ve gökdelen otellerle dolu. İçeriden baktığınızda otelleri görüyorsunuz. İçeri baktığınızda demir yığınlarını görüyorsunuz. Hilkat garibesi bir demir yığınları. Oturduğunuz yerden Beytullah'ı görmeniz mümkün değil. Yani Sefa ile Merve arasında giden hacıların bundan haberi yok. Yani hızlı koşulan yerde koşarken hacıların soluna bakıp Merve'ye koşarken soluna bakacak. Soluna bakaraktan Beytullah'ı görecek. Beytullah'ı görmesi mümkün değil. Sefa ile Merve arasında o koşu yerinde Beytullah'ın görünmesi lazım. O Beytullah'ın görünmesi mümkün değil. Ve insanlar niye koştuklarının haberinde yok. Beytullah'ı tavaf eden insanlar Beytullah'a bakmıyorlar. Bütün hacıların ellerine birer tane kitap tutuşturmuşlar. Hacılar habire kitaptan okuyacağız, dua okuyacağız diye bakıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kitaptan dua okumadı. Sahabe kitaptan dua okumadı. Hepinizin eline birer tane defter parçası, birer tane kağıt parçası tutuşturup sizi onunla meşgul ediyorlar. Beytullah'a bakmak 60 sevap. Namaz kılmak 60 sevap. Tavaf etmek 120 sevap. Bir kimse tavaf ederken aynı zamanda da Beytullah'a baktı 180 sevap. Herkesin elinde bir kitap, önünü görmüyor hiç kimse. O duayı okuyacağım diye uğraşıyor. Allah de, la ilahe illallah de, ya Rabbi beni affet de, Müslümanları affet de. Bu dua içine ne geliyorsa onu oku. Yok. Biraz hızlı sesli dua ederseniz Suud polisi gelip sizi uyarıyor. 15-20 kişi toplanırsanız geliyor Suud polisi sizi uyarıyor. Haç Müslümanların toplanıp istişare ettiği bir ibadetten çıkmış. Turistik seyahat. En pahalı turistik seyahat. Özer kaç paraya bilet aldınız geldiniz? 1700 dönüş. 1700 TL. Cenazesi oldu bir kardeşler, dönmek istediler. Türk Hava Yolları'na bir kişi için dönüş bileti 1700 lira ödediler. İki askeri ücret parası. Dünyanın en pahalı turistik seyahati. (Gülüyor)
Vaat edilmiş. Cenab-ı Hakk'ın size tahsis etti. Cenab-ı Hakk'ın size burası haram bölgesi. Burası Müslümanların, burası İslam'ın, burası la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenlerin yeri denilen yere toprak bastı diyorsunuz. Toprak bastı diyorsunuz. Arafat'a toprak bastı diyorsunuz. Arafat'a çıkmak parayla, oraya girmek parayla. Yayan gidemezsiniz. Otobüste gidemezsiniz, taksinizde gidemezsiniz. Dünyanın her yerine istediğiniz gibi ulaşabilir, istediğiniz gibi gidebilirsiniz. En rahat, en güzel, en âlâ, en hafif, en ucuz gidecek olduğunuz, ibadet etmeye gittiğiniz yere gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Mümkün değil. Öyle sakın işte böyle bir yerlerden, kenarlardan, oradan buradan gideceğim diye uğraşmayın. Temelli perişan olursunuz. Temelli perişan olursunuz. Tez zamanda bütün İslam dünyasının Beytullah'ı işgalden kurtarması lazım. Amin. Cenab-ı Hak kurtarsın. Amin. Tez zamanda Medine-i Münevvere'nin işgalden kurtulması lazım. İşgal altında. İşgal altında. Orada ancak insan Müslümanlara hizmet eder. Başka bir şey yapamaz. Orada bir Müslümana sert davranıyorsanız siz zulmediyorsunuz ona. Bir Müslümana tepeden bakıyorsanız zulmediyorsunuz. Bir Müslümana ters bakıyorsanız zulmediyorsunuz. Bir Müslümanı korkutuyorsanız zulmediyorsunuz. Zulmediyorlar. Beytullah'ın etrafında 5000 metreye kadar, 5 kilometreye kadar ne kadar yapı varsa hepsinde yıkılması lazım. Yıkılsın inşallah. Beytullah'ın etrafının komple açılması lazım. Eski orijinal, otantik hale getirilmesi lazım. Cenab-ı Hak getirtirsin inşallah. Hacılar Beytullah'ı görmeden namaz kılıyorlar. O Diyanet hacıları 20 gün kaldıysa orada 20 sefer Beytullah'ı görmemişlerdir. Görmemişlerdir 20 sefer. Görmemişlerdir. Tutturmuşlar bir izdiham. Gece Müzdelife'de taş attırıyorlar. Bunu daha önce de söylediydim. İbadetlerinizi benden öğrenin demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Onun yaptığı gibi yapılacak. Bitmiş. Hiç kimse hakkını, hukukunu sormuyor. Diyanet fetvayı vermiş. Güldür 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 gece attırıyor taşı götürüyor. Öbür gün nerede aynı yapmış. Herkes işin o tarafında. Neredeyse oturacaklar Hilton'a veya şimdi Hilton'dan baktım ben şimdi yeni gidince ben daha önce 2005'te gittiğimizde daha öncesinde de gittiklerimizde Hilton baş numaradaydı. Hilton'un ne o şeyinden orada bir camlı bir kafes vardı oradan millet namaza duruyordu. Gördüm gene hala da oradan namaza duruyorlar. Şimdi Zamzem Tower var. Hilton'u geçmiş. Yakında Hilton'u yıkıp Hilton yeniden bir Hilton daha yapar oraya. Kendisinin geçirmesini azmedemez çünkü. Orada müşriklik kol geziyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Beytullah'ın içindeki putları yıktı. Şimdi Zuhud dışarı yapıyor putları. Yaklaşın biraz daha.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri içindeki putları yıkmış. Şimdi Suud yönetimi dışına putlar yapıyor. O günün putu Lat'ı Uzza'ydı. Bugünün putu da Continental, ne o şey, Zamzam Tower, işte Hilton. Bugünün putu da onlar. Başka bir şey değil. Etrafını çevirmiş komple. Komple. Müslümanlara danışmaya ihtiyacı duymuyor adam. Duymuyor. Çok basit halbuki. Yıkacak bütün otelleri. Koyacak pergeli ortaya. 5 kilometre çizecek etrafının pergelin. Hepsini yıkacak. Kademeli yükseltecek veya kademeli aşağı indirecek. Kademeli yükseltse geriye doğru. Allahu Ekber diyen Beytullah'ı görür. Çok basit. Kassın altına da. Altına da tuvaletleri koysun. Altına çarşıyı koysun, yemek yeme yerleri koysun, çay içme yerleri koysun, alışveriş yerleri koysun, koysun altına. Millet Beytullah'ın içinden insin aşağı, tuvaletini yapsın, yemeğini yapsın, çıksın yukarı. Yemeğini yesin, çıksın. Altına ne o? Arabaların veyahut da işte tren rayı mı yapacak, ne yapacaksa altına metro mu yapacak, yapsın, bitecek iş. Bu kadar basit. 5 kilometre ötesine, 8 kilometre ötesine otelleri de yapsın. Yapsınlar otelleri. 10 kilometre ileri yapsınlar otellerini. Otelleri de yaparken böyle yapmayacak. Gidecek her ülke kendi kültürüne göre ama bir odada, hemen iki odada. İnsani şartları yerine koyacak, bitecek. Hacca niçin gidiyor insanlar? İhrama girmenin hali. Kardeş, zengini, fakiri, amiri, memuru. İşçisi, patronu. Herkes bütün kimliğini dışarıda bıraktı. Bir izar, bir rida çıktı meydana. Ne? İşte o kimse beyazlarını giydi, ihramlandı. Yanındaki adam genel müdürmüş. Kimin umrunda? Yanındaki adam genel başkanmış, kimin umurunda? Yanındaki adam çok zenginmiş, kimin umurunda? Bu olması lazım. Bu olması lazım. Hacca giden insanlar kardeş olması lazım. Kimsenin kimseden üstünlüğü, alçaklığı olmadığı bir yer olması lazım. Bunun yaşanması lazım. Adam trilyoner olabilir. Orada aynı otelde kalacak. Aynı yerde kalacak. Aynı yemeği yiyecek gerekirse. Ya ne olacak? Ömründe 5 gün öyle yaşa. Ömründe 10 gün öyle yaşa. Ömründe 10 gün öyle yaşa. Yok. Haç mana itibariyle, içsellik itibariyle yitirmişiz. Yani herkes beton yığınlarının içinde yaşıyor, beton yığınından beton yığınına gidiyor. Estetiklikten uzak, kültürden uzak, eğitimden uzak, derinlikten uzak, manadan uzak. 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 Allah bizi affetsin. Bunları konuşmak istemezdim ama böyleyiz. Bu. Bu. Biz hiç kimse de gidip Diyanet'i sorgulamıyor. Siz buradan ettiğiniz karla ne yapıyorsunuz? Kimse sormuyor. Vakıf çünkü. Biz de bir vakıfız. Bizim vakfımızda da haç ömre işi verecek mi acaba? Örnek. Kimse sorgulamıyor. Bu sıra nereden çıktı? Kimse sorgulamıyor. Bu kota nereden çıktı? Kimse sorgulamıyor. Neden ülkelere kota konuyor? Kimse sorgulamıyor. Kimse sorgulamıyor.
kaldırmayacakmış. Gidin kardeşim, çıkın siz oradan. Ümmet kendi işini kendisi halleder. İşgale son verin siz. İşgal etmişler. İşgal etmişler. Bildiğiniz asker kıyafetli insanlar, asker var. Bildiğiniz asker var. Zaten asker kıyafetini görünce militarist bir düşünce var. Görüyorsunuz. O askerler neyi neden koruyorlar? Neyi neden koruyorlar? Burada da kalabalık var. Şimdi buraya da bir askeri bir bölük mü gelmesi lazım? Allah bizi affetsin. Zaman zaman değineceğiz inşallah. Kız istemenin günü veya akşamı var mı? Ya da haftanın hangi günü gitmemiz uygun olur? Salı sallanır, çarşambayı sel aldı. Perşembe mübarek gün, cuma bayram, cumartesi pazar tatil. E pazartesi zaten haftanın başı. Bitti. Kız isteyecek olan beklesin artık boyuna. Kardeşler, bunların hiçbir şekilde dinle, diyanetle alakası yok. Haber gönderirsiniz. Biz kızınızı Allah'ın emrini koymaya geleceğiz. Ne gün müsaitsiniz? Bitti. O da size bir gün verir. Size uyuyorsa o gün gidersiniz. Size uymuyorsa biz o gün değil başka bir gün verin. Başka bir gün. Böyle de asla yaşanmaz ha. Yani kız tarafına bir haber salsanız işte ne gün müsaitsiniz deseniz. Onlar da deseler ki çarşamba gün müsaitiz. Sizin de çarşamba gün müsait olmadığınız olsa diyemezsiniz. Çarşamba gün biz müsait değiliz diye. Veya erkek tarafı şöyle demez. Ben pazartesi gün müsaitim. Siz de müsaitseniz gelelim kızınızı isteyelim. Bunu diyemez kimse. Oturmuş. Allah bizi affetsin. Amin. Ruhumuz da bedenimiz gibi eskiyor mu, yaşımız gibi yaşlanıyor mu? Böyle bir şey olmuyor ne yazık ki. Ruh hep genç kalıyor ya da hep olduğu gibi. Osmanlı'nın son dönemi Lavris, Vahabilik bunların etkisinden mi? Her şey etkilenmiş. Bu böyle söylediğinizde ondan mı bundan mı diye her şey çıkabilir. Müslümanların pısırıklığından, Müslümanların ilimsizliğinden, Müslümanların cesaretsizliğinden, korkaklığından, Müslümanların kendi imanlarını ve inançlarını dört elle sarılıp yaşayamadıklarından, bunu kendilerine hayat felsefesi haline getiremediklerinden, bunu dünya görüşüne aksettiremediklerinden. Biz bir şeye bağlamayı çok seviyoruz biz. Ya biz neden geri kaldık biliyor musun? Neden geri kaldık? Bu kör olasıca Batı bizi geri bıraktı. Biz neden geri kaldık biliyor musun? Neden geri kaldık? Bizi bunlar şöyle etti. Çok basit şeyler. Biz ne yaptık ona bakmıyoruz biz. Biz öğlen namazına bir saat var adam kapıyı kapatmış. Ben yanımdaki arkadaşa diyorum ki şimdi diyorum örgütlesek buradaki insanları 300 kişi 400 kişi beni dinlerler mi ki diyorum. Desek ki biz içeri gireceğiz. Askerlerin üzerine yürüsek diyorum ben. Yürüsek 400 kişi 500 kişi. İçimden de diyorum ki hiç kimse gelmez. Bir diyorum sivil itaatsizlik yapsanız. Var ya meşhur ya şimdi sivil itaatsizlik. Ben gireceğim içeri ya. Beytullah benim. Mesela o inşaatları durdurmayı kim akıl edebilir? Her gün hacılardan 3000 kişi, 2000 kişi inşaatların başına çıksaydı
yaptırmıyoruz, demir yığını haline getirmeyeceğiz Beytullah'ı deseydi. Bütün İslam ülkeleri sizi terörist görürdü. Öyle görünürdü. Şuna kim cevap verecek merak ediyorum. Bir kimse yol bulup oraya kadar gelmiş, o yol bulup ihramlanmış bir kimseyi Arafat'a katmamanın aklı, fikri, vicdanı, dini, İslami ne yerden buna cevaz verecek? Buna cevap nereden bulunacak? Buna Diyanet nereden fetva verecek? Ya bir şey daha duydum, doğru yanlış bilmiyorum. Diyanet PTT ile de anlaşmış. Diyanetle hacca gitmeyenlerin PTT kargosunu da almıyormuş. Öyle mi? Yani sen işçi vizesiyle gittin, senin kargonu almıyor PTT. Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilsin. Alnında Diyanet'in damgası olacak. Görüldü, hacıdır. Yani gideceksin Diyanet'e giderken diyeceksin alnıma damgayı vurun. Görülmüştür. Bu eleman etkisiz elemandır. Diyanet'in damgasını alnına vurduracaksın öyle gideceksin. Ya da kulağına bir tane soğuk damga yaptıracaksın. Kulağını göstereceksin damgalanmış. Merak ediyorum, Diyanet İşleri Başkanı'nın bundan haberi var mı, yok mu? Dikkat edin, bir kimse yolları aşağı aşağı gitmiş, kolunda Diyanet'in damgası yok diye Arafat'a giremiyor. Buna cevap verecek hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Koyun sürüsü gibi yürüyeceksiniz. Başınıza bir tane Diyanet'in hocası olacak. O yat, yatacaksınız, kalk, kalkacaksınız, yürü, yürüyeceksiniz. Bu kadar. Müslümanlar işgal altında. Herkese hakkınızı helal edin demiştiniz. Ettim, ahirette durumum ne olur? Bazen çok korkuyorum etmeyenler vardır diye. Sen et hakkını helal, boşver. Herkese hakkın helal olsun. Bizim de herkese hakkımız helal olsun. Kendi bireysel olarak. Birey olarak hakkım helal olsun. Yolla alakalı değil. Yol benim değil çünkü. Zikri edeplerine riayet etmeden yapanların da kalbi katılaşırmış diye duydum. Merak ettiğimi yalnızken zikrederken nasıl hareket edilmeli? Örneğin yüzü koyun yatarken, ayak ayak üstüne atarken de zikre devam edebilir miyiz? Zikrin edepleri nedir? Kardeş sen Allah'ı zikret de neyi zikrettiğini fark ettiğinde merak etme sen. Bacak bacak üstüne atanlar neyi zikrettiğinin farkında değildir. Öyle zikrederler. Veya edebe, adaba mugayyir bir şekilde zikredenler farkında değildir neyi zikrettiklerini. Veyahut da o kadar biliyorlardır. O yüzdendir. Onu sen farkına vardıkça merak etme, edebi gelir onun. 430'da mı kalmıştık dediniz?
Gölgeden çık. Gölge yüzünden bir güneş bul. Padişah Tebriz'i Şems'tir. Onun eteğine sarıl. Her şeyin gölgesi vardır. Şeyhin de gölgeleri vardır. Peygamberin de gölgeleri vardır. Her şeyin bir gölgesi vardır. Hazreti Mevlana da burada gölgeden çık, gölge yüzünden bir güneş bul. Padişah Tebriz'i Şems'tir, onun eteğine sarıl diyor. Demek ki şeyhin de gölgeleri var etrafında. Bu şeyhin gölgeleri kimdir? Zakirlerdir, çavuşlardır, nakiplerdir, nükabbalardır, baba dervişlerdir. Kendilerini entelektüel gören dervişlerdir. Etrafındaki böyle oluşan, kendi kendisini bir şey zannedenler vardır. Bunların hepsi de gölgedir. Yalnız bunlar seni şeyhe ulaştırır. Nasıl şeyhe ulaştırır? O der ki gel burada bir üstad var, ona intisap et, ondan ders al. Onun vazifesi o kadardır. Ama bazen gaflete uğrayan, gaflete düşen dervişler ve zakirler, dervişler ve zakirler ikisi de, dervişler nasıl? Gölgede kalırlar. O zakiri, o çavuşu, o nakibi aktap kabul ederler. Böylece dervişler onda kalır. Güneşe yani Tebrizli Şems'e ulaşamazlar. Bunu bir kısım zakiran, bir kısım nakiban, nükaba bunu bilerek bilmeyerek bu hataya düşer. Benden şeyhe ulaşılır der. Önce bende ustad olacaksınız der. Önce beni tanıyacaksınız der. Önce benim elimi öpeceksiniz der. Aman yanımdan ayrılmayın der. Aman etrafımdan ayrılmayın der. Aman benim yaptığım gibi yapın der. Allah rahmet eylesin. Bir abimiz vardı bizim. Şeyh Efendi Hazretleri ile gittiydik oraya. Şeyh Efendi oturun dedi. O abinin bir derviş var orada. O böyle duruyor orada. Abiye bakıyor. O otur derse oturacak. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi baktı ona. Buraya direkt lazım değil oğlum dedi. Buraya direkt lazım değil. Hani otur, herkese oturun demiş. O ayakta duruyor. O abi açık verdi, gafleti düştü. Ona döndü, onunla döndü. Otur dedi ona. O da tak oturdu. Gölge. Gölge. Gölgede kaldı. O abi de gölge oldu. Gölge gölgeye gölge oldu. O yüzden o gölge seni güneşe götürdüğü müddetçe makbul. O gölge güneşe devşirdiği müddetçe makbul. Ama o gölge engelse Allah muhafaza eylesin. Amin. Ben perişan olanları gördüm. Beni sevmeniz lazım diyenleri gördüm, perişan oldular. Bu sözüm dergahtaki bütün zakir, çavuş, nakip, nügabbaya. Bizde yok bunlar da isim olarak söylüyor. Bizde hiçbir şey yok. Bizde ders yaptıran kardeşler var. Sözüm bu ders yaptıran kardeşlere. Nefsinize uyarsanız perişan olursunuz. İnsanları kendi gölgenizde bekletmeyin. Hazreti Mevlana diyor ki
Gölge seni güneşe götürmesi gerekir. Yürü diyor. Tebriz-i Şems'in eteğine yapış. Bu sözün bütün dervişana. Şeyhi kim olursa olsun. Eğer şeyhiniz de sizin aranızda birisi perde ise ve sizi perdeliyorsa yırtın o perdeyi. O perdeyi kendi ellerinizle yırtın. Eğer şeyhiniz sizinle görüşmeyecekse gitsin dağda çobanlık yapsın. 5 tane koyun verirlerse ona. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle edep ve adab dairesinde bütün sahabe onunla görüştü, konuştu istediği zaman. Namaz saati belliydi. Namaz saatinden sonra otururlar. Ashab-ı Resulullah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soracaklarını sorarlardı. Onunla alakalı ayet-i kerime indi. Kapıyı çalın, seslenin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ses veriyorsa içeri girin, soracağınızı sorun. Ses vermiyorsa rahatsız etmeyin dendi. Bitti. Bütün dünya üzerindeki dervişlere sözüm. Şeyhiniz bir telefon kadar yakın değilse size, sünnet-i Resulullah'a aykırı. Siz gölgedesiniz. Siz gölgedesiniz. Bütün dervişana sözüm. Şeyhinizden başka bir aktap kabul ediyorsanız şeyhiniz odur sizin. Şeyhinizden başka bir kimseyi bu noktada bir kimseyi gönlünüz kaydıysa şeyhiniz odur sizin. Bu kim olursa olsun. Eski yaşadığım dergahta ayakları kayan kardeşlerin ayakları buradan kaydı. Hataya buradan düştüler. Beni sevin demekten hataya düştüler. Etrafında toplanan derviş kardeşleri kendi malları gibi gördüklerinden hataya düştüler. Etrafındaki toplanan derviş kardeşleri kendi askeri gibi gördüklerinden hataya düştüler. Derviş kardeşler herhangi bir kimseyi şeyhinden başka aktap kabul ettikleri için yanıp perişan oldular. Gölgeden çık. Gölgeden çık. Senin başında ders yaptıran bir abi var. Ona da saygısızlık etme. Saygıda kusur etme. Onu görmemezlikten gelme. Onu hiçe saymaktan gelme. O senden önce gelmiş. Tecrübeli, bilgili. Onun tecrübesinden faydalan. Onun bilgisinden faydalan. Onun edebinden, adabından faydalan. Onu da es geçme. Hiyerarşiyi bozma. Ama onu da kendine aktap kabul etme. Etme. Çok kardeş gördüm ben. Şeyh Efendi orada işte şunu şöyle yapın der. Ondan sonra adam zakirine bakar. Başındaki çavuşuna bakar. Veya Şeyh Efendi bir şey söyler orada. İşte Mustafa Efendi şunu şöyle yaptır oğlum der. Ben derim giderim arkadaşlar bunu böyle yapın. Bizim zakirimizin haberi var mı? İyi oğlum sen yapma. Çekil. Yapacak olan kim var? Gel sen yap. Ha o da yapmıyor. Hiç benim tarzım bellidir. Ben öyle çok zamandır Bursa'dan arkadaş isterdim. Cafer'e kaldırırım telefonu. Cafer yarın burada bir iş var. 5 kişi al gel. Bu kadar basit.
Biz Konya'ya ev döşeceğiz o zaman, ev şey yapacağız. Ben diyorum arkadaşlar, bu gelmiş bir de hizmet etmeye gelmişler. Şunu şöyle yapın bunu be. Nuri Hoca'nın haberi var mı? Ulan başlarım sizin Nuri Hoca'nızda size dedim. Çekilin, defolun gidin şuradan hepinizden. Hepsi de gitti. Cafer'e telefon açtım. Cafer, yanına 4-5 kişi al gel buraya dedim. Ben güldür Cafer ertesi gün hemen sabahtan geldiler. Evi tuttuk, düzenledik. Haydi bir araba daha buradan eşyaları getirttirdik. Biz döşüyoruz, yapıyoruz biz. Sonradan birisi geliyor, ben kovuyorum. Gidin kardeşim, bakın işinize. Biz hallediyoruz. Yoktur böyle bir şey edepte, adapta. Böyle bir şey olmaz. Gölge. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki, gölgeden çık. Gölge yüzünden bir güneş bul. Bak vesile o sana sadece. Vesile. Ve padişah Tebriz-i Şems'tir. Onun eteğine sarıl. Hazreti Mevlana'daki inceliğe bak. Kendi nefsini dahi koymuyor ortaya. Padişah Tebriz-i Şems'tir diyor. Mesnevi yazdığında Şemseddin Tebrizi Hazretleri vefat etmiş. Vefatından sonra, ama şeyhine olan inceliğe bak. Şeyhine olan işarete bak. Kendi benliğini koymuyor ortaya. Mahlas kullanıyor. Sen onun eteğine yapış. Şemseddin Tebrizi var mı? Yok. Ha o zaman onun vazifesini yerine getirenin eteğine yapış. Başka bir kimseyi kendine aktap kabul etme. Bu düğüne, bu geline varacak yolu bilmiyorsan Allah'ın ışığı Hüsamettin'e sor. Sen yol yordan bilmiyorsan, bu işi bilmiyorsan Hüsamettin Çelebi kim? Hazreti Mevlana'nın halifesi. Aynı zamanda Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri'nin de halifesi. Hüsamettin Çelebi asıl Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri'nin dervişidir. Daha gençtir onun dervişliğinde. Gençtir daha. Genç olmasına rağmen çok atak, çok dirayetli, çok maneviyatlı, çok ehil bir kimsedir. Kumaşı temizdir. Harika bir kumaşı vardır. Zaten Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden sonra da posta oturan Hüsamettin Çelebi'dir. Ondan sonra Sultan Veled oturur. Sultan Veled de Şemseddin-i Tebrizi Hazretlerinin dervişidir. Dikkat edin. Ve Hazreti Mevlana bir incelik daha yapıyor. Eğer sen diyor bu güneşi bulabilecek bilgi, beceriye sahip değilsen, yol yordan bilmiyorsan bunu Hüsamettin'e sor. Yani halifeye sor. Hüsamettin Çelebi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin halifesi. Yani Nakib-i Nükabbası veyahut da Zakir'i orada ders yaptıranı. O zaman sen yolu yordamı ona sor. De ki ben şeyhe nasıl bulurum? Ben ona nasıl ulaşırım? Ne zaman namaza çıkar? Ne zaman ben onunla sohbet edebilirim? Bunu ona sor. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'a ibadetle alakalı diyor ki benden öğrenin nasıl ibadet edileceğini. Sen Allah'a kendi kafandan ibadet edemezsin. Kendi kafana göre ibadet edemezsin. Yeni bir ibadet oluşturamazsın. Üniversiteye girme namazı icat edemezsin sen. Üniversiteye girme orucu icat edemezsin sen. Yapamazsın. Bunu yapmaya muktedir değilsin. İbadetleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine soracağım. Yolda haset gelir çatar da gırtlağına yapışırsa bil ki bu hasette şeytanın azgınlığı var. Yolda en büyük dervişin yoluna bıçak vuran, dervişin yoluna balyoz vuran, bir yolda yürüyen insanın yolunu engelleyen, tıkayan şey
yol kardeşlerine haset etmen, kıskanman. Gıpta değil, haset etmen. O nasıl yakın olabilir? O nasıl böyle olabilir? O rüya görür de ben nasıl göremem? Onun görmemesi lazım. Onun olmaması lazım. Bu olmaması lazım. Haset insanlığı içinden kemiren en büyük şeytani ateştir. Bu kim ya bu arabaya binecek? Bu kim ya bu eve sahip olacak? Bu kim ya dergahta bu konuma gelecek? Bu kim ya sema edecek? Bu kim ya bize ders yaptıracak? Bu kim ya bize öğüt veriyor böyle? Haset. Allah kime verirse hesapsız verir. Allah verdiklerinden sorumlu değil. Cenab-ı Hak birisine ilim verir. Verir. Sen sorarsın o cevap verir. Sen sorarsın o cevap verir. Sen bütün kitapları yutmuşsundur, iki kelimeyi bir araya getiremezsin. Ama öbürküne sor sabaha kadar, sabaha kadar sana cevap versin. Allah kime ilim verdiyse vermiş. Sen bir şeyi 5 sefer okur ezberleyemezsin, o bakar ezberler. Allah vermiş. Birisi de çok çalışmış vermiş Cenab-ı Hak. Bu da yol hak. Bu yol da hak. Ona, o çalışmış gece gündüzüne katmış çalışmış. Allah da vermiş ona. Ne haset ediyorsun sen de çalış senin de olsun. Çalış koştur. Gece gündüz eğitimini yap onu. Gece gündüz eğitimini yap. Sana da verir. Öbürkü de diyor ki ya nasıl olur? Ya eğitim, o kimse onun eğitimiyle uğraşıyor. İki yol var. İkisi de hak. İkisi de hak. Birisi ilmi ledün. Hak mı? Hak. Birisi de aklın yolu. Hak mı? Hak. Birisi kalbin yolu. Hak mı? Hak. Hak mı? Hak. Cenab-ı Hak rüyasında verir, halinde verir, kalbine verir, verir. Doğru mu? Doğru. Hak mı? Hak. Bunu Sokrat'tan, Platon'dan, bütün bu noktada felsefecilerin kabul ettiği yol. Hikmet dedikleri yol. Hak mı? Hak. Öbürkü de ne? Aklın yolu. Hak mı? Hak. Tıpçı olacaksan üniversiteye gideceksin. Tıp konusunda uğraşacaksın, didineceksin, mücadele edeceksin. Hak mı? Hak. Ama ona haset etmeyeceksin. Haset şeytani bir ateş. Toplumları yok eden, insanları yok eden. Allah muhafaza et. Çünkü o haset yüzünden Ahmet'i ayıplı, kusurlu görüp utanır. Haset yüzünden kutlulukla savaşa girişir. Haset öylesine büyür, sen Hazreti Peygamber'de hata görürsün. Haset öylesine büyür, sen kutlu insanlarda hata kusur görmeye kalkarsın ki, oradan helak olursun, Allah muhafaza eylesin. El-Fatiha'ma selat. Amin.